Vatan tatbikatına katılan Oruç Reis Fırkateyni sabah saat 9 sıralarında Gölcük Limanı'ndan hareket etti. Türkiye'nin hatta dünyanın dört gözle beklediği dev tatbikat bu görüntülerle başladı. Dolanma kordonu tamamlanacaktır. Tatbikat Cumhuriyet tarihinde bir ilk olma özelliğine sahip. Kara, hava, deniz ve sahil güvenlik komutanlığından onlarca unsur yer aldı tatbikatta. 3 aşamadan oluştu tatbikat. Hazırlık, serbest oyun safhası ve dosta güven, düşmana korku salan atış evresi. Bugün hazırlık eğitimi yapıldı. Köprüsü masa, 12 zamanlı mevki atıldı. Mevki kalitesi plan rota üzerinde seyretmekteyiz. Tatbikat kapsamında 3 senaryo gerçekleştirildi. Bu senaryolardan ilki düşman hücum botlarının gemiye yanaştırılmasıydı. Ancak buna izin verilmedi. İskele baş omuzundaki küçük deniz aracı. Burası Türk savaş gemisi. Güvenlik bölgeme giriyorsunuz. Eğer birliğime yaklaşmaya devam ederseniz kendimi savunacağım. Benden uzak durunuz. Gemiye yaklaşan düşman hücum botlarına önce uyarı anonsu, ardından uyarı atışı ve son olarak bot atışı yapıldı, uzaklaştırıldı. Senaryolardan ikincisi terörist helikopteriydi. Terörist helikopteri Oruç Reis'e yaklaşmak istedi ancak buna izin verilmedi. Dikkat! İskele burada terörist helikopteri 51 topla angaj olmuştur, tamam. Senaryolardan biri de yangın tatbikatıydı. Oruç Reis Fırkateyni'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. Gemide yangın çıktı. Ekipler süratle yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Yangın kontrol altına alındı. Onlarca mürettebatın katıldığı tatbikat bu görüntüleri de sahne oldu. Bir helikopter Barbaros gemisinden kalkış yaparak Oruç Reis Fırkateyni'ne indi. Tatbikatın yarınki bölümünde fiili atışlar yapılacak.